Gerçekten hiç kimse gözükmüyormuş. E, merhaba, ben Dilara. E, Münif Bey'den sonra, önce sonra çıkmam çok iyi oldu. <laughs> çok heyecanlıyım. E, çok rahat konuşurum normalde ama e, kalabalıkta birazcık böyle e, heyecanlanıyorum. Ama konu o kadar güzeldi. Bir de tabii ki TEDx olunca konuşmamak mümkün değil. Hayır demek. Şimdi size iki hikaye anlatacağım. Bir tanesi kendi hikayem, bir tanesi de Semurg'un hikayesi. Aslında ikisi birbirine çok bağlı hikayeler. Ee, burada da çok genç olduğu için aslında tam da e, bu konuyla ilgili e, anlatmak istediklerim var. Bizim zamanımızda, e, bu da çok iyi ama tam olsun. Bizim zamanımızda şöyle bir şey vardı, ailelerimizin e, arzuları ve istekleri uğruna daha çok eğitimler devam ederdi. Ben de e, Terakki'de okudum, çok sevgili arkadaşlarım da burada. Terakki'de okuduğum zaman lise 2'den sonra fen ya da edebiyat seçiyorduk. O zaman babama sordum ben e, ne arzu ediyorsunuz gibilerinden. Babam da dedi ki evladım gelecek teknolojide bilgisayarda sen fen oku dedi çok doğru çok ileri görüşlü bir insanmış fakat kadın doğru kadın değil Ben sanattan işte resinden kitap okumaktan hoşlanıyorum edebiyat yerine oraya girdim. Fakat bu arada hayatımız değişti Onun bütün isteklerine rağmen bir anda ailem ayrıldı ailem ayrıldıktan sonra kariyer için yetişmiş bir kadın olmama rağmen. Bir anda kendimi bir anda demeyeyim evlendim. çocuğum erken yaşta çocuğum oldu ve bütün o hayal ettiğim hayatı geride bıraktım. O zaman için çok zorluydu. Herkes okurken onu istiyordum falan ama aslında kader bir şekilde ağlarını örüyormuş. Yani istediğim çok daha ara vermek yerine önceden bunu yapıp bu arada da tabii ki farklı bir şey okuyacaktım çünkü teknik üniversiteyi kazanmıştım. Onun yerine potansiyel kursiyer oldum. Önce ben etkiler yüzünden çalıştım. Resim yaptım, bitra yaptım, e, heykele girdim. Bütün bunun her bir şeyi denerken hayatıma Mehmet Kabaş girdi. Allah rahmet eylesin. Urart'ın kurucusudur. E, akademideyken bana dedi ki sen bunlarla uğraşmayı bırak. Sen bütün bunların bütün hepsinin bir arada yapabileceğin mücevher yapabilirsin. Öyle bir gözün var. Muhakkak bunu yapman lazım. Onun üstüne ben... Onun dediğini dinledim. Fakat çarşıya girdim. Önce akademide onun eğitimini aldım. Sonra beni kapalı çarşıya yolladı. Orada çalışmaya başladım. Tam o arada her şey gene dediğim gibi giderken bir anda değişti ve ayrıldım. Ayrılınca ne yapacağımı tam bilmezken bu mücevher kariyerim devreye girdi. Dükkanımı açtım. Ee, önce şöyle bir şey yaptım. Ee, kapalı çarşıda çalışırken dediler ki, e, işte baget ve mücevherle uğraşırken ben dedim kendi istediklerimi yapmak istiyorum. Muhakkak öyle bir gözüm var. O zaman benden dalga geçtiler. Dediler ki bu senin yaptıklarını kimse takmaz. Kocaman kaldırım taşı gibi. O yüzden e, bunu yapamazsın. Dedim ki ben deneyeceğim. Eğer ben takıyorsam tabii ki kim onlar da takacaklar ya da beğenen muhakkak çıkacaktır deyip. Öyle de oldu. Sonra bir e, isim oldu, marka oldu. Çok keyif aldım, çok mutluydum. O mutluluğun içinde hayat beni bir şekilde e, daha çok tanındığım için daha farklı bir yere gittim. Kapalı çarşı gibi beni çok besleyen ve bütün ustaların olduğu, bambaşka taşların, muhabbetlerin keyfin olduğu bir yerden çıktım. Belki iş olarak daha e, İmkanlı, daha çok para kazandım diyeyim. Fakat e, tasarım tarafım gitmeye başladı ve ben için için mutsuz oldum. Ondan sonra da bunu her ne kadar öyle belli etmesem de yavaş yavaş o tasarımı yaparken ki aldığınız keyif bittikten sonra e, birazcık uzaklaştım. Ondan sonra devam ederken hayat bu sefer tesadüflerle beni daha evvelden aldığımız küçücük Ayvacık'ta bir Ahmetçe Köyü'ndeki evimize getirdi. Oraya geldiğim andan itibaren bir şehirden ne kadar yorulduğumu anladım. İki, hayatımı değiştirmek istediğimi fark ettim. Mutlu değildim çünkü. Bence bütün bunun arasında bir parantez açmak istiyorum. Buradaki gençlere şunu söylemek istiyorum. Lütfen mutlu olduğunuz şeyi yapın. Hayatta çünkü Çocuklarınızla, eşinizle, sevdiğinizle, her kimden ne olursa olsun bu kadar vakit geçirmiyorsunuz. En çok işinizde oluyorsunuz. Orada aldığınız eğer mutluysanız hayatınız mutlu demektir. Ve o mutluluk hem yanınızdakilere, hem ailenize, hem işinize yansıyor. Sonra buraya gelince dedim ki ben dönmeyeceğim. Dönmeyeceğim de bir dükkan var, bir kariyer var. Bunlar nasıl olacak? O kadar e, mutlu oldum ve istemiyordum ki vazgeçtim yapmayacağım dedim kapatacağım dükkanı falan kapattık ama bu sefer de e peki bu nasıl devam edecek bu hayat? O arada eski eşim devreye girdi. Dedi ki en iyi bildiğin şeyi yap. Yedir, içir, eğlendir. Çok severim çünkü ben yani masalar kurayım. Çünkü kalabalık bir ailede buydum. ve bizim en benim keyif aldığım, hatırladığım, kendimi mutlu hissettiğim en iyi olduğu yer uzun masadır. O yüzden yemek yapmayı çok severim. Misafir ağırlamayı çok severim. Bir dört odayla evi çevirip e, misafir ağırlamaya başladım. Ama gerçekten misafir ağırladım. Yani otel gibi değil işte masayı kuruyoruz. Masamda e, politika konuşturmam, din konuşturmam, futbol konuşturmam. Bunlar bitince çünkü insanlar gerçek sohbeti yapmaya başlıyorlar çekişmeden. E, bu arada daha evvel kalabalık ailelerde büyüyenler biliyorlar. Sonrasında daha yalnızlaşmaya başladık. Oraya geldiğinizde o masanın çevresinde insanlar tekrardan aile olmayı, birlikte olmayı, sohbet etmeyi, konuşmayı başladılar ve bu böyle dilden dile ondan sonra yayıldı. Orada da keyifli bir şey oldu, beni çok mutlu eden bir şey oldu. Peki, başına döneyim. Neden bu arada da bunu yapmaya karar verdiğimde adı simurg oldu. Aslında hepsi birbirine bağlı ve bir rüyayla başlamıştı burası. Ee, Simurg olmasının nedeni ben buraya gelmeden önce, bugün de farkında olmadan o yüzüğü takmışım. En son yaptığım koleksiyonumun adı Simurgtu. Simurg 30 kuş demek, aslında anka kuşu. Ee, bütün dünya kötülüğe doğru gitmekteyken, kaos olduğu bir zamanda kuşlar meclisi toplanır ve kendi aralarında derler ki, Simurgu bulursak o bizi bu hayattan alır, kurtarır ve bize doğruyu gösterir. İşte bizi kötülüklerden alır falan diye. Hepsi. Otururlar ve karar verirler, Kaf Dağı'ndaki e, Simurg'u aramaya çıkarlar ve yedi tane vadiden geçerler. Yedi vadinin adları e, arayış, aşk, e, idrak, ayrılık, e, birlik, ölüm ve hayret. Bütün bunları geçtikten sonra, bu arada bunları geçerken kuşlar yavaş yavaş azalmaya başlarlar bülbül gülünü özler geri döner. Tavus kuşu benim tüylerim buradan kötü etkileniyor der geçer. Baykuş bilgeliğim vardı zaten der. Kala kala 30 kuş kalır. Ve bu burada gördükleri şudur. Onları kurtaracak hiç kimse yoktur. Sadece kendileri vardır. Bütün o güç bizde. O yüzden de bu ayağa kalk stand up şey geldiğinde ilk aklıma gelen o oldu. Kimseye ihtiyacımız yok. Bütün güç kendi içimizde ben bir simurgum, hepiniz simurgsunuz. Hepinizde bu güç, bu kuvvet var. O yüzden de başkalarını da aramayalım, kendi gücümüzden ayağa kalkalım. Çok teşekkür ederim.